malumunuz olduğu üzere iç politikadaki sıkışmışlığı aşmak için kullanılan dış politika ve biraz da bununla bağlantılı olarak ekonominin kötü gidişatıyla ilgili genel düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak için buradayım. Belli bir süreden beri AKP iktidarı içteki yanlış ve çarpık politikalarının üstünü örtme aracı haline getirdiği bir dış politikayla ilerliyor. Bütün dış politikadaki adımlar içteki yanlış ve çarpık politikaların özellikle Türkiye halkları tarafından görülmemesi üzerine kurulu bir silsilede ilerlemektedir. Her ne kadar iç politikadaki yanlışlıkları ve çarpıklıklarını gözden kaçırmak üzere böyle bir kurgu, dış politika kurgusu içerisine girmiş iseler de bilmemiz gereken en önemli husus şu ki iç politikadaki yanlışlıklar veya çarpıklıkları gidermek bir yana her gün dış politikanın ağır yükü iç politikaya yeni yükler bindirmektedir. Çünkü dış politika konusundaki adımların iç siyasette ekonomik olarak ve toplumsal yaşamı direkt etkileyen yeni yükleri hep birlikte yaşıyor, izliyoruz. Burada faturası halka kesilen, tavizlerle sonuçlanan dış politik hattı ibretle izliyoruz. Çünkü yapılan yanlışlar sadece siyasi iktidarın hanesine yazılmıyor. Maalesef bu yanlışların faturasını verilen tavizler neticesinde halkımız ödüyor. Hollanda ile dış politikada kriz yaşarlar, tavizlerle kapatırlar, faturasını ekonomik olarak veya sosyal yaşam olarak halkımız öder. Almanya ile kriz yaşarlar, tavizler verilir. Rusya ile kriz yaşarlar, yeni bir sayfa açmak için tavizler verilir. İran'la, Irak'la dış politikadaki yanlışlıklardan kaynaklı sorunlar yaşarlar, tavizler verilir. En nihayetinde geldiğimiz noktada Amerika ile gereksiz kurgulanmış olan polemiklerin ve karşıtlıkların üzerinden bir vize krizi yaşanıyor. Göreceğiz. Bu da faturası halka kesilecek olan tavizlerle sonuçlanacaktır. Çünkü vize krizi ile ilgili olarak yapılmış olan celallenmiş şahin sözlerin daha yankısı bitmeden hemen ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı yola çıkarılıp Amerika'ya gönderiliyor. Dış politikada arka kapı diplomasi ile tavizler verilmeye başlanıyor. Bu bile başlı başına bir yandan beylik laflar edip restleşmeler içerisine girip mağduriyetler yaratıp diğer yandan ise arka kapı siyasetini zorluyor olmak ancak iç politikadaki yanlışlıkların üzerini örtmek üzere kurgulanmış dış politikanın sonucu olabilir. Değerli basın emekçileri, özellikle Suriye'de şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye Fırat Kalkanı operasyonunun bir devamı niteliğinde olarak İdlib'e girdiğini ifade ediyor. Bu tümüyle bir bilgi kirliliğidir. İdlib ile ilgili alınmış karar ile Fırat Kalkanı operasyonunun hiçbir ilgisi yoktur. Bu Türkiye'deki toplumu yanıltmak üzere kullanılan alabildiğine alalade sıradan bir bilgi kirliliğidir. İdlib operasyonunun alınma gerekçesi, kararının alınma gerekçesi Astana'ya dayanmaktadır. Ve Astana'da Türkiye'ye sadece Rusya'nın ve Şam rejiminin giremediği, karadan giremediği yerlere Türkiye'yi kara gücü olarak kullanma rolü verilmiştir. İdlib'in Fırat Kalkanı'yla bir ilgisi yoktur. Hatırlanacaktır ki
24 Ağustos 2016'da 15 ay önce Fırat Kalkanı operasyonu başlatılmadan önce altyapısı Türkiye tarafından hazırlanmıştı. Ve Antep'teki bir düğün saldırısından hemen sonra önceden altyapısı hazırlanmış olan bir operasyon başlatılmıştı. Ama hem Fırat Kalkanı operasyonunda hem İdlib operasyonunda gerçek bazı bilgileri sizlerle paylaşmak durumundayız. Türkiye, tekrar söylüyorum, Şam'ın ve Moskova'nın kara gücü olarak giremediği yerlere Suriye'nin ve Rusya'nın kara gücü olarak öne sürülmüştür. Çünkü Rusya, ben dış güvenliği sağlayacağım, içine Türkiye askeri girecek diyor. Dış güvenliği nasıl sağlıyor? Çoğunlukla da hava kabiliyetiyle sağlıyor. Şimdi soruyorum. Hem Fırat Kalkanı'nda, hem İdlib'de, hem de diğer Suriye angajmanlarında Türkiye'nin bir uçağı Suriye'nin hava sahasına girebiliyor mu? Şu anda bu kadar Şam'la, Moskova'yla Tahran'la senkronize ilişkiler kurmuş olmasına rağmen Türkiye'nin bir uçağı, askeri ya da sivil bir uçağı Suriye'nin hava sahasına giremiyor. Türkiye buradan da anlaşılacağı üzere alabildiğine kötü bir rolü kendi askerlerine ya da bu halkın evlatlarına biçebilmektedir. Açık söylemek gerekirse uçak krizi sonrası devrik başbakan ile dönemin Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı çok beylik laflar etmişlerdi. Hepsi celallenmişti. Talimatı ben verdim yarışı içerisine girmişlerdi. Açık söylemek gerekirse Rusya'nın ve Putin'in bir satranç ustası olduğunu biliyorduk ama bizim ülkeyi yönetenlerin de zeka oyunlarına çok kabiliyetsiz olduğunu biliyorduk ama bu kadar ucuz bir şekilde bu ülkenin evlatlarını, bu ülkenin askerlerini Putin'in kendi kara gücü haline getirip bu kadar ucuz kullanabileceğini hiç düşünmemiştik. Bunun üzerinden ne kazanabileceğini hala açıklayamayan bir siyasi iktidar ve onun dış politikası hakim bu ülkede. Onun üzerinden tümüyle iç siyasetteki çarpıklıklar, yanlış ittifaklar, MHP-AKP koalisyonunun halka izah edemediği sıkışmışlıkları dış politikadaki yanlış adımlarla aşma çabalarının hiçbir karşılığı yoktur. Şimdi soruyorum size, kalkıp Türkiye'nin topraklarında olmayan kentlere, vilayetlere trafik plakaları biçmenin bir karşılığının ve realitesinin olmadığını kendileri başta çok iyi biliyorlar. Hiçbir zaman Musul'u, Kerkük'ü alamayacaklarını biz değerlendirmeyelim bile. Bu sözün sahibi hiçbir zaman böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini bile bile kullanıyor. Düşünsenize Orta Doğu'da İran ve Irak'la kurulan ilişkiler, ki barışçı ilişkiler kurulmasına hiçbir beis yoktur. Nereye dönüldü? Bağdat Paktı'na, Sadabat Paktı'na dönüldü. 100 yıl, 90 yıl önceye geri dönüldü. Şimdi bugün Bağdat Paktı'nın, Sadabat Paktı'nın hiçbir geçerliliğinin olmadığını bu ülkeyi yönetenler bir dış politika argümanı olarak öne sürerken bilmiyorlar mı? Çok iyi biliyorlar. Musul'un, Kerkük'ün egemenlik hakkı değişse bile Orta Doğu'da orada egemenlik kurabilecek en son ülkenin Türkiye olacağını bilmiyorlar mı? Bizden, sizden, kamuoyundan, halkımızdan çok daha iyi biliyorlar. Ama iç politikada 2 yıl önce yanlış iliklenmiş düğme bugüne kadar yanlış iliklenerek geldiği için ve halk günlük yaşamında iç politikadaki çarpıklıkların ve yanlışlıkların sıkıntısını iliklerine kadar yaşadığı için bunu ancak dış politikada efelenmelerle aşmaya çalışan bir akıl var. Ve en nihayetinde dış politikada geldiğimiz nokta, açık söylemek gerekirse,
itibarı, değeri sadece bizden, kendimizden menkul bir ülkeye döndük biz. Bizim iç politikada güçlü bir argüman olarak öne sürdüğümüz dış politika söylemlerimizin büyük bir çoğunluğuna uluslararası diplomatlar, bu konunun uzmanları gülerek geçiyor. Gerçekten bu cümleyi kullananların inanarak mı söyleyip söylemediklerini anlamaya çalışıyorlar sadece. Onlar için iyi bir mizah konusu oldu bizim dış politikamız. Nitekim sosyal medyada son birkaç gündür Cumhurbaşkanlığı'nın, parlamentonun, küçük muhalefet partisinin, dış işlerinin ve hükümet üyelerinin söylemleri alay konusu olarak video biçimde döndürülmeye başlanmıştır bir de. İnsanlar bize gülüyor. Bizim de bu konudaki itibarımız, imajımız, değerimiz sadece kendimizden menkul bir ülke gerçekliğine dönmüş haldeyiz. En nihayetinde bundan 3 yıl önce çözüm süreci devam ederken, bu ülkede kısmi barış, negatif bir barış ortamı hakimken vizesiz Avrupa seyahatlerinden söz ediyorduk. Bugün ise vizeli yurt dışına çıkamama haline dönmüş durumdayız. Barışın, toplumsal uzlaşının, kardeşliğin, kültürler ve siyaset arasında diyaloğun bu ülkeye yaşattıklarını 3 yıl önce hepimiz deneyimlemişken bugün geldiğimiz noktada vizesi olanların, pasaportu olanların bile dışa, ülke dışına çıkamadığı bir ülkeye geri dönmüş durumdayız. Ve kalkıp özellikle dış politikadaki argümanları iç siyasette malzeme olarak kullanmaya başlayanlar 80 milyon insanı, bu ülkenin tamamını, 80 milyon insanın kaderini sadece bir kişiye, AKP Genel Başkanı'na ve AKP'ye eşitleyen AKP Türkiye'dir, Tayyip Erdoğan Türkiye'dir söylemlerinin gerçek yaşamda hiçbir karşılığı yoktur. Türkiye bir kişiden de bir partiden de çok büyük, çok zengin, farklı kültürleri, inançları kendi sinesinde barındıran bir ülkedir. Türkiye Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye AKP'dir demek bu ülkenin tarihini, kültürünü, inancını, coğrafyasını anlamamış olmaktır. Bu ülkeyi küçültmektir. Bir ülkenin 80 milyon insanını bir kişiyle, bir partiyle eşitlemek, bu ülkeyle alay etmektir. Bu ülkenin değerini bilmemektir. Bu ülkeye hoyrat yaklaşmaktır. Türkiye bir kişiden de bir partiden de çok büyük, çok köklü, çok tarihi, çok kültürel bir ülkedir. Her ne kadar son 15 yılda tarihsel gerçekliği, kökleri aşılmış, kültürü dejenere edilmiş olsa bile, bu haliyle bile bu ülke bütün dejenerasyon politikalarına rağmen kültürel değerini, tarihsel değerini bu yanlış dış politikalara ve iç politikalara rağmen sürdürmektedir. Dış politikayla ilgili olarak son söyleyeceğim söz şu olsun. Özellikle Almanya'yla ve Amerika'yla son bir ayda bir rehin pazarlığı yapılıyor. Almanya'yla kendi ülkendeki Gülencileri iade et, ben de Deniz Yüceli ve Büyükada'da yakalanan insan hakları savunucularını iade edeyim pazarlığına girişiliyor. Almanya ile Amerika ile ise ver papazı, yani Fethullah Gülen'i, al papazını deme noktasına gelmiş olan bu rehin ve revanşizm politikasının açığa çıkardığı bir şey var. Siz bütün uluslararası topluma şunu itiraf etmiş oluyorsunuz. Türkiye'de yargı siyasi iktidarın güdümündedir. Yeri geldiğinde yargının bağımsız olduğunu iddia eden iktidar aklı demek ki şunu yapabilirmiş. Yargı hikayedir. Eğer Amerika Fethullah Gülen'i iade ederse yakalanmış olan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları yargı kararı olmaksızın pekala serbest bırakılıp iade edilebilirmiş. Bundan daha bizim uluslararası topluma bu ülkede yargıyı siyasallaştırdığımızdan daha
veciz bir karine olabilir mi? Daha basit bir ispat olabilir mi? Bu bir şeyin itirafıdır. Yargı benim denetimimdedir. Siz Almanya'daki 3 Gülenci'yi iade ederseniz ben de Deniz Yücel'i verebilirim demek, bizde yargı hikayedir. Yargı benim emrimdedir. Ben istediğim zaman sizin vatandaşlarınızı çıkartıp size iade edebilirim demektir. Bu bir itiraftır. Bizim aylardan hatta yıllardan beri bu ülkenin yargısının iktidar tarafından siyasallaştırıldığını söylerken ifade ettiğimiz tam da budur. Dün Meclis Genel Kurulu'nda bu ülkede 3 yıl önce yargıya olan güven %71 iken bugün farklı kamuoyu şirketlerinin, araştırma şirketlerinin yaptığı araştırma neticesinde yargıya olan güvenin %29'a düştüğü görülmüştür. Tam da bu sebeple işte. Cumhurbaşkanlığın ve hükümetin bu söylemlerinden ötürü bütün el alem, bütün dünya alem bizim ne kadar yargıyı siyasallaştırdığımızı bu itirafla anlamış oluyor. Değerli basın emekçileri, malumunuz olduğu üzere Plan Bütçe Komisyonu'nda çok hummalı bir çalışmayla bir torba yasa görüşülüyor. Bu torba yasanın özü ekonomiyi bitirme noktasına gelmiş olan siyasi iktidarın halkımıza yeni vergi yükü çıkararak borçlanma talebidir. Birçok madde vardır. İşte üretime dayalı sanayiyi öldüren, Adıyaman'da, Muş'ta, Bitlis'te tütünü yasaklayan 68-69. Maddeler de vardır. Ki buna karşı sert muhalefetimizi bütün siyasal yaşamımızda ve genel kurulda, mecliste de yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ekonomiyi bitirdiler. Geliri, giderini karşılayamayan bu ülkenin %80'inden fazlasına yeni vergi yükleri çıkarıyorlar. Bakın size yeni 2017 TÜİK verilerine göre bir ülkenin ekonomik gerçekliğini ortaya koyan rakam paylaşayım. Türkiye'de 22 milyon hane vardır. Bu 22 milyon hanenin %83'ünün geliri giderini karşılayamıyor. Yani kendini doyuramıyor, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu ülkede 22 milyon hanenin sadece %17'si haneye giren gelirin o hanenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadardır. İşte bu ekonomik sıkışmışlık içerisinde yeni vergi yüklerini halkımıza bindirecek olan yasal düzenlemeler yapılıyor. Nedir? İşte 37 milyarlık ek borçlanma için yasal yetki istiyor hükümet. Yani eski parayla 37 katrilyon istiyor. Oysa 4 gün önce cereyan eden vize krizinden sonra bu ülke bir gecede 63 milyar lira, yani eski parayla 63 katrilyon kaybetmiştir. Sizin bu kadar kendinizi zora sokarak, bu kadar halka yeni vergi yükleri çıkararak, bu kadar ekonomik yaşamı sıkarak elde etmeye çalıştığınız paranın iki katını bir gecede akıldan, izandan, basiretten, ferasetten yoksun dış politikanız sayesinde kaybetmişsiniz. 37 milyar için bu kadar kendinizi bu topluma karşı rüsva ediyorsunuz. Ama bir gecede akıldan yoksun bir dış politika sayesinde bir gecede 63 milyar, yani 63 katrilyon para kaybetmişsiniz. Bu ek borçlanma için yasal yetki anayasaya aykırı bir yetkidir. Anayasa 161 bu ülkenin bütün gelirlerinin ve giderlerinin yıllık yasalaşmış bütçelerden karşılanması gerektiğini amir hüküm olarak ortaya koyar. Şimdi amir hüküm olarak Anayasa 161 bu ülkenin bütün gelir gider dengesi yıllık bütçeden karşılanacağını ortaya koymaktayken sizin bir yasayla anayasayı çiğnemeniz, basit bir yasa maddesi değişikliğiyle veya yasa maddesi ihtisasıyla anayasayı çiğnemeniz açıkçası bir suçtur, anayasal suçtur. Buralara, bu kadar borçlanmaya, bu kadar döviz dengesini
alt üst etmeye sebep olan politikanın da savaş eksenli aşırı güvenlikçi dış politikanın olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Aslında bir yandan iş cinayetleri dün işte Ali Ağa'da olduğu üzere taşeron işçisi yani iş güvencesiz, iş güvenliği olmayan bir mekanda 4 gencimizin hayatına mal oldu. Bunun altyazısı geçerken bir televizyon ekranında Enerji Bakanı kahkaha atıyordu. İşte ekonomik olarak barışa, sosyal refaha veya iş güvenliğine ayıracağımız paraları tanka, topa, askerlere, hayatını kaybeden ya da yaralanan askerlere ya da çatışma içerisinde tutulan askerlere biz harcıyorken, bu kadar savunma sanayine ve savaş politikalarına biz para harcıyorken, yani kepçeyle savaşa dağıttıklarımızı kaşıkla halka çok değerli olan gelirlerini kırparak, tırpanlayarak yeni vergilerle kapatmaya çalışıyoruz. Ek borçlanma savaş için borçlanmadır. Değerli basın emekçileri, bunca dış politika ve ekonomik cendere içerisinde bu ülke debeletilirken bunun tek çözümünün diyalog, tek çözümünün müzakere, tek çözümünün barışçıl politikalardan geçtiğini ifade etmek isteriz. Bütün bu cendere içerisinde Türkiye'yi bu darlıktan kurtarabilecek hiçbir siyasi anlayış kalmamıştır. Ne iktidar, ne muhalefet, ne ana muhalefet. Hepsi HDP'den farklı olarak Türkiye içinde ve Orta Doğu'da savaş politikalarına direksiyonu kırmışken Türkiye'yi bu tablodan kurtarabilecek olan tek siyasi adresin HDP olduğunu ifade etmek isterim. Diplomaside sıkışmışlığı aştırabiliriz. Ekonomide sıkışmışlığı aştırabiliriz. Dış politikadaki çarpıklıkları giderebiliriz. Bizim elimizde sihirli bir değnek yok. İstikrarlı bir şekilde ülke içinde ve Orta Doğu'da barışçıl temelde bütün siyasi çevrelerle ve bütün sosyal katmanlarla ilişkilerimiz mevcuttur. Suriye'de de, Irak'ta da, İran'da da, Kafkasya'da da, Balkanlar'da da. Bütün ülkelerle ve o ülkelerdeki siyasi çevrelerle ve bütün halklarla dili barıştan yana, feraseti barıştan yana olan ilişkilerimiz var. Bu ülkeyi bu darboğazdan, bu felaketten HDP dışında kurtarabilecek ve bu iktidarın yanlışlarını ortadan kaldırabilecek HDP dışında başkaca bir siyasi anlayış yoktur. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki, dün valiler toplantısında başbakan Muğla'daki işkenceye, Hakkari'de Tale ve Şapatan köylerinde, Lice'de Müşref köyünde cinayetleri meşrulaştıran bir konuşma yapmıştır. Valilere hata yaparız diye korkmayın, yaptığınız işin içinde hata da olur diye talimat vermiştir. Vali bir mülki amirdir. Onun hatası anayasa ihlalidir. Onun hatası yasa ihlalidir. Onun hatası evrensel hak ve hürriyetlerin çiğnenmesidir. Vali çocuğuna, eşine, akrabasına, annesine, babasına, arkadaşına, sevgilisine yanlış yapabilir, hata yapabilir. Ama bir ülkeye, yönettiği yere yanlış yaparsa, hata yaparsa ve bunun da talimatını başbakandan alırsa sen insan hakları ihlallerini yapabilirsin talimatı verilmiş demektir. Ve bu saatten sonra bu ülkede valilerin denetiminde gerçekleşen ve insan canına kasteden işkenceye sebep olan bütün ihlaller başbakanın ve siyasi iktidarın talimatıyla gerçekleşmiş olacaktır. En nihayetinde bu ülkenin geldiği nokta bürokrasi muz cumhuriyeti bürokrasisine dönmüştür. Ekonomisi ucuz iş gücü ve iş cinayetleri ve vergi cumhuriyetine dönmüştür. Teknikte yatırımda beton cumhuriyetine dönmüştür.
eğitimde ise çocuklarını kobay olarak kullanan bir cumhuriyete dönmüştür. Her türlü cumhuriyet var. Muz cumhuriyeti, beton cumhuriyeti, kobay cumhuriyeti, ucuz iş gücü ve iş cinayetleri cumhuriyeti, aşırı vergi cumhuriyeti. Bir tek şey yok bizim cumhuriyetimizde. Demokratik cumhuriyet olamadı bir tek. Buradan hareketle bu ülke daha fazla anıt yıkarak, daha fazla park ismi değiştirerek, daha fazla Kürt diline düşmanlık yaparak ayakta durmaya çalışan bir iktidarı hak etmediğini düşünüyoruz. Bu duygularla basın toplantımı burada sonlandırıyorum. Size teşekkür ediyorum. Varsa belki bir iki soru alabilirim. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta Salı günü biz genel kurula geleceğini umuyoruz. İçişleri Komisyonu'ndan geçen hafta geçen tasarım bu konuda partimizin tavrı nettir. Kamunun bütün kamu kurum ve şahsiyetlerine ve makamlarına tanımlanmış olduğu görevler vardır. Müftülüğün mevcut haliyle belediyelerin yani yerel yönetimlerin yetkisini eline alarak bir iş ve işlem yürütmesi ve bunun üzerinden sosyal yaşamı şekillendirmesi, bunun üzerinden reşit olmayan çocukların ki bunlar arasında tecavüze uğramış olan çocukların bile mağduru oldukları sanıklarla zorla evlendirilmesinin önünü açma biçiminde sonuçlanacak bir nikah yetkisinin müftülere verilmesini doğru bulmuyor, karşı çıkıyoruz. Ve geçen hafta komisyonda da arkadaşlarımız ifade ettiler. Soruyoruz. Mesela müftülere boşanma yetkisi de vermeyi düşünüyorlar mı? Siyasi iktidar. Eğer dertleri ülkenin sosyal yaşamını, yaşam biçimini dizayn etme ve ona müdahale etme değilse bizzat iyi her kamu otoritesinin ve kurumunun ve makamının görevlerini doğru tanımlaması ve sınırlarını doğru çizmesi gerektiğini düşünüyoruz. Genel kurulda da buna en sert muhalefeti yapmayı ve bu tasardan bu maddenin çekilmesini talep edeceğiz. Efendim soru oldu mu? Şimdi bir sorumuz olacak. Amerikan Büyükelçisi'nin yaptığı açıklama 9,5 aydır bir terör saldırısı olmadı sözü bir tehdit olarak da aldılar aynı zamanda. Bu konudaki sizin değerlendirmeniz nedir? Yani 9,5 aydır bir terör saldırısının olmaması aramızdaki sıkı ilişkileri ifade ediyor aslında diyor. Yani bunu tersten okuyarak bir tehdit olduğunu ifade edenler var. Sizin yani burada saldırının kendilerine olmadığı konusunda mı? Yok, genel olarak Türkiye'de bir terör saldırısı olmadı 9,5 aydır. Vallahi üzüldüm, o zaman John Bass başka bir ülkede yaşamış. Bu ülkede son 9 ayda 1500'e yakın insan öldü saldırılarda. Hangi ülkede yaşamış? Yani bunu neyi kotarmak adına gider ayak söylemiş açıkçası... Konuşmasının tamamını bilmeden çok yorumlayamayacağım ama biz bu basın toplantımının başından şimdiye kadar ülkenin yaşadığı kara günleri, can kayıplarını ve bunların ivedi olarak giderilmesi gerektiği yöntemleri üzerine partimizin bakış açısını sundum. Bu ülkede son 9,5 ayda 1500'e yakın rengi, kimliği, üniforması ne olursa olsun bu ülkenin yurttaşları yaşamını kaybetmiştir. Büyükelçinin kastettiği bu bombalı saldırı, gaz saldırısı gibi, bakanlıklar, işte merasim sokak saldırısı gibi toplu katliamlardan söz ediyor. Yani faili meçhul belki de. IŞİD'de konusunda yaptığımız işbirliği neticesinde bu eylemler artık bomba eylemleri olmamıştır diye bir ifadesi oldu. İbrahim sen toplantıdaysan anlatsana. Evet, yani ben bu konuda bu ülkede saldırıların sadece toplu katliamlara sebep olacak saldırılarla sınırlandırılmaması gerektiğini, ben IŞİD'in hala birçok hücresiyle bu ülkede aktif olduğunu, etkin bir mücadele ile üzerlerine gidilmediğini düşünenlerdenim. Ve peki 9,5 aydır olmadı da bunun hiçbir zaman olmayacağı, bunun tümüyle tedbirlerin alındığını ifade ediyorsa, ben aynı kanaatte olmadığını düşünüyorum. Çünkü Suriye operasyonlarının da etkili bir IŞİD operasyonları olmaktan ziyade oradaki Kürdün, kimliksiz olan Kürdün kendi statüsünü
elde etmesine karşıtı olarak geliştirilen bir operasyon olduğunu her gün bas bas bu ülkeyi yöneten siyasi iktidar aklı ifade ediyor. Ben sadece şunu söyleyebilirim. 9,5 aydır toplu katliamların olmamış olmasını ancak bir sevinçle karşılayabiliriz. Bu bizim için bir sevinç sebebi olabilir. Biz hiçbir saldırının olmaması, bu ülkede kalıcı ve onurlu bir barışın tesis edilmesi için bu ülkenin siyasi iktidar aklının daha çok mesafe kat etmesi ve bu çarpık politikalardan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar.